Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, bugün sarf kitabımızın 9. dersini göreceğiz. Bu derste önce rubai mücerred fiilleri tanıyacağız. Daha sonra emri gaib ve nehi gaib fiillerinin yapılışını ve kullanılışını göreceğiz. Ders-ü tâsi' 9. ders. Kök harflerine göre fiil çeşitlerinden bahsetmemiz gerekir önce. Arapçada 3 harften oluşan bir fiil köküne belli bazı harf veya harfler ilave edilmek suretiyle gerek şekil yönünden, gerekse anlam yönünden, bakımından nispeten farklı yeni fiiller elde edilebilmektedir. İşte Arapçada fiil köküne herhangi bir ilave yapılmamış olan fiillere mücerred, yani ilavesiz fiil, fiil köküne 1, 2 ya da 3 harf ilave edilerek oluşturulmuş fiillere ise mezid fiiller denir. Mücerred fiilleri kök harf sayısı bakımından 2'ye ayırıyoruz arkadaşlar. Bunların birincisi sülasi mücerred, yani kök harfi 3 tane olan fiiller. Daha önce bu kitabımızın 3 ve 4. dersinde 6 bab halinde bu fiilleri incelediğimiz için şimdi sadece tanımını ve bir iki örnekle yetineceğiz. Evet, sülasi mücerred. Alime, celese, kale, rama, ekele, hafe gibi gerek salim, gerek ecvef, gerek nakıs, gerek mehmuz veya medde gibi gerek mudaf fiiller kök harfi 3 harf olduğu için bu kısma girer. Sülasi fiillerle ilgili, sülasi mücerred fiillerle ilgili şu hususları da hatırlamış olalım. Sülasi mücerred fiillerin 1, mastarları kuralsızdır arkadaşlar. 2, mazi ve muzari formunda ortadaki ikinci harfin harekesinin ne olacağı yine kuralsızdır. Ve yukarıda söylediğimiz gibi 6 bab veya kalıptan birine dahil olur. İkinci fiil türümüz de rubai mücerred. Kök harf sayısı 4 olan fiillerdir. Bunun bir tek kalıbı vardır arkadaşlar. Bir tek babı vardır. Biz buna da fealeletun diyoruz. Evet. Harf sayısı bakımından fiilleri bütün Arapçada şunlara, şu kısımlarda görebiliyoruz. 3 artı 0, yani hiç ilave harf almamış olanlar sülasi mücerred. 3 artı 1, 3 artı 2 ya da 3 artı 3 de sülasi mücerred. Sülasi mezid. 4 artı 0 diye gösterdiğimiz rubai mücerred. 4 artı 1 ve 4 artı 2 de rubai mezid fiillerdir. Evet, dedi ki rubai mücerredin bir tek babı vardır, kalıbı vardır. Bu da şu koyu renkte kalıbını gösterdik. Diğerlerinde ona uygun fiilleri göreceğiz. Fe'lele, yufe'lilu, fe'leleten. Bu babdaki fiillerin tamamı aynı kalıpta mazi, aynı kalıpta muzari, aynı kalıpta mastar olarak kullanılır. Mesela dehrece fiilini alalım. Dehrece, yudahricu, dehrecaten. Tam'ene, yutam'inu, tam'aneten. Kehrebe, yukehribu, kehrebeten. Veya mesela cemhere,
yucemhiru cemhereten. Ba'thara yub'athiru ba'thareten. Zelzele yuzelzilu zelzeleten. Vesvese yuvesvisu vesveseten. Kalkale yukalkilu kalkaletun. Kahkaha yukahkihu kahkahatun. Hendese yuhendisu hendesetun. Özellikle bu işaret ettiğiniz fiilleri kullanıyoruz arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz mastarının bazen son harfini fethalı okudum, bazen ötreli okudum. Bu çok önemli değil. Bir isimdir ve cümlede nasıl geçiyorsa o şekilde kullanılacaktır. Örnek bir fiil çekimi görelim arkadaşlar. Zelzele, yuzelzilu, zelzeleten fiilinin mazisini görüyoruz şimdi. Zelzele, zelzela, zelzelu. Dikkat ederseniz bir ketebe fiilinin çekiminden hiçbir farkı yok. Yalın haldeyken sonu fethalıdır. Sonuna harekeli bir zamir gelmediği sürece son harfi daima fethalıdır. İlk harfi yine fethalıdır. Ancak sonuna böyle şunun gibi sakin bir harf düzeltiyorum. Harekeli bir harf zamir eklendiği zaman fiilimizin son harfi sakin olur. Bu bütün fiillerde böyledir. Bütün mazi fiillerde tıpkı ketepte gibi ya da şuradaki ketepti gibi hepsinde aynı durum söz konusu. Sadece cem-i vav'ı geldiğinde ötreli olur. Evet. Gelelim muzari fiil çekimine. Şu bilgiyi vereyim arkadaşlar. Muzarilik harfi normal şartlarda fethalıdır. Sadece iki durumda ötreli olur. Bir, meçhul yani edilgen fiillerde ki ileride göreceğiz. İki, mazisi dört harfli olan fiillerde ötreli gelir. Bu dört harfli olması ister 4+0 ister 3+1 şeklinde olsun. Yani ister rubai mücellet olsun ister sülasi mezid olsun fark etmez. Mazisi dört harfli ise muzarilik harfi ötreli olur. Yuzelzilu, yuzelzilani, yuzelzilune aynı şekilde muzarilik harfinin ötreli olması dışında hiçbir değişiklik yok. Normal muzari fiil çekimi ile yapılmaktadır. Emir fiilinin, emri hazır fiilinin çekimi de şu şekildedir arkadaşlar. Önce yapımını anlatayım. Bildiğiniz gibi şu ikinci şahıslardan yapıyoruz. Yani muhatap sıralarından yapıyoruz. Muzarilik harfini atıyoruz. Sonraki harf sakin olmadığı için herhangi bir elif gibi bir harf eklememize gerek yok. Ve sonunu da meczum yapıyoruz arkadaşlar. Tüzelzilu'dan zelzil, tüzelzilani'den zelzila, tüzelzilune'dan zelzilu, tüzelziline'den zelzili, tüzelzilani'den zelzila ve tüzelzilne'den zelzilne şeklinde emir yapıyoruz. Dikkat ettiyseniz burada sadece hareke gitti. Şunlarda nun gitti, nun gitti, nun gitti, nun gitti. Ama burada hiçbir şey silinmedi arkadaşlar. Değişiklik olmuyor. Birkaç cümle şeklinde örnek görelim. Ba'thara al-waladu as-saghiru awraqa abihi. Küçük çocuk babasının kağıtlarını dağıttı. Tuqahqihu at-talibatu fi'd-dersi. Kız öğrenciler derste kahkaha atıyor.
cemher lugaviyyu el ma'lumati fi babin. Dil bilgini, bilgileri bir bapta topladı. Tam enat tabibu el marida, doktor hastayı teskin etti. Dehrecel fellahu as-sahrata, çiftçi kayayı yuvarladı. Zehrefas sani'u ibriqen nuhasiyyen, zanaatkar bakır bir ibriği süsledi. Zelzeletil asifetu erkanel beyti, kasırga evi temelinden sarstı. Bunlar birkaç rubai mücerret fiilinin cümle içerisinde kullanımı. Şurada iki notumuz var arkadaşlar. Bir, rubai mücerret fiillerin asıl mastarı fe'aleletün olmakla beraber oldukça az ve sınırlı sayıdaki fiilden fi'ilal vezninde de mastar gelebilmektedir. Vesvas, zilzal mastarlarında olduğu gibi. İkinci notumuz da şu. Bu rubai mücerret kalıbı bazı cümlelerin genelde dua cümlelerinin kısaca ifade edilmesi için maksadıyla da kullanılmaktadır. Birkaç örnek göreceğiz. Mesela besmeltu, bismillahirrahmanirrahim dedim, besmele çektim. Ya da sebheltu, Subhanallah dedim gibi manalarına gelmektedir. Bu tür kelime türetmelere Arapçada naht diyoruz. Bir nevi yontma gibi. Adeta cümleyi yontmuşuz, oradan bir fiil çıkarmışız. Mesela Bismillahirrahmanirrahim dedi anlamında besmele. Elhamdülillah dedi anlamında hel hamdele. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi anlamına salvele. Subhanallah dedi anlamında sebhele. La havle ve la kuvvete illa billah dedi anlamında havkale. Fiilleri bunlara birer örnektir arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar emri gaib ve nehyi gaib nasıl türetilir, nasıl kullanılır onu göreceğiz. Emri gaibten başlayalım. Adı üstünde gaib ve gaibe sıgasından gerek müzekker gerek müennes gaiplerden yapılır sıga olarak. Bu emir türü adından da anlaşılacağı üzere karşımızda olmayan yani üçüncü şahıslara yöneltilen emir durumunda kullanılır. Yapılışı muzari gaib ve gaibe fiillerin başına kesreli bir lam getirilmek suretiyle sonunun da meczum yapılması şeklinde türetilir. Yukarıdaki tablomuza bir bakalım. Muzari fiil tablomuz şu. İlk 6 tanesinden emri gaib ya da nehyi gaib yapacağız. İkinci 6 kalıptan da emri hazır ya da nehyi hazır yapıyorduk. Evet, örneklere bir bakalım. Ketebe yektubu fiilinden hatırlayın, başlayalım. Başına bir kesreli lam getiriyoruz. Sonunu da meczum yapıyoruz. Li yektub, li yektuba, li yektubu, li tektub, li tektuba, li yektubne. Anlamlarında altında yazılı. Li yektub yazsın, li yektuba ikisi yazsın şeklinde tercüme ediliyor. Dikkat ederseniz fiilin sonu yalın haldeyken hareket silinerek olmuş. Sonunda nun olan yektubani, yektubuna ve tektubani şeklindeki
fiillerde nunlar gitmiş. Cem-i müennes'te herhangi bir değişiklik olmamış. Aynı emir şeklinin muzaaf fiilde yapımı şu şekilde arkadaşlar. Hatırlayın, başına lem edatı geldiğinde nasıl meczum yapılıyorsa aynı şekilde meczum yapılıyor. Liyaudde, liyaudda, liyauddu, liteudde, liteudda, liyauddüdüne. Fark ettiyseniz sadece burada şeddeli harfler çözüldü. Çözülmek zorunda çünkü. Şu ikisinde ise çözülüp çözülmemesi isteğe bağlı. İster çözeriz, ister çözmeden bu şekilde kullanırız. Eğer çözersek liya'dud, lita'dud şeklinde kullanacağız. Evet. Ecüfte, vavlı ecüfte emri gayb çıkarılan yapımı şu şekilde arkadaşlar. Liyakul, liyakula, liyakulu şeklinde, litekul, litekula, liyakulna şeklinde yapılıyor. Burada da dikkat ederseniz muzari fiilin başına kesreli bir lam getirilmiş, sonra da meczum yapılmış. Meczum yapıldığı için şurada elif, vav harfinin düştüğünü görüyoruz. Şu üç kalıpta vav harfinin düştüğünü görüyoruz. Düşen harfin vav olduğunu da şu ötreden anlayabiliyoruz. Evet. Kesreli ya ile ecvef, ecvef ya'yı dediğimiz fiilde de şu şekilde yapılıyoruz arkadaşlar. Liyebi' liyebi'a liyebi'u litebi' litebi'a liyebi'ina. Burada da silinen harfin ye olduğunu yine şuradaki kesrelerden anlayabiliyoruz arkadaşlar. Üç yerde bu ya harfi gidiyor. Evet. Birinci bab nakıs-ı vavinin emri gayb çekimi şu şekilde. Hatırlayın. Nakıs nakıs fiillerde fiil meczum olunca son harf tamamen siliniyordu. Onun yerine son harften bir önceki harfin harekesi yerinde kalıyordu. Da'a yed'u fiilinden liyed'u, liyed'uva, liyed'u. Dikkat ederseniz nunların gideceği yerde nunlar gitmiş. Nunların olmadığı bu müfred kalıplarında da vav harfleri gitmiş. Şu cem-i mühennes'te de herhangi bir değişiklik olmamış. Vav gittiğini nereden biliyoruz? Şuradaki ötreden, dammeden anlıyoruz. Şurada son harfimiz kesre olduğu için ye harfinin silindiğini anlıyoruz. Rama yermi fiilinden liyermi, liyermiya, liyermu şeklinde çekimimiz var. Yine cem-i mühendes'te herhangi bir değişiklik yok. Burada ise fethanın varlığından silinen harfin elif olduğunu anlıyoruz. Liyarda, liyardaya, liyardav, litardav, litardaya, liyardayine şeklinde emri gaibin dördüncü bab nakıs fiilini şeklini görüyoruz. Evet. Emri gaib sırasının kullanımıyla ilgili şu notu verelim ve geçelim. Emri gayb sıgası her ne kadar üçüncü şahısları ilgilendirmekte ise de Arapçasında birinci ve yani günümüz Arapçasında birinci ve ikinci şahıslar için de aynı yöntemle emir kipi oluşturulmaktadır. Ancak bu emir türü her ne kadar şeklen gayb görüntüsü verse de anlamca emri hazırdan farklı değildir. Şurada bir iki örnekte görelim ve geçelim. Lituhlisu fi a'malikum. Muhataplarınıza diyorsunuz ki
işçilerinizle dürüst olun. Bu emrin çok ince bir ayrıntısı şöyle olabilir. Muhataplarımıza olun dediğimiz zaman, yani bu kalıpla, emri gaib kalıbıyla dürüst olmalarını istediğimiz zaman adeta işçilerinizle dürüst olasınız, olmalısınız gibi bir vurgu var. Evet. Yine لِنَذْهَبْ اِلَى السُّوْقِ çarşıya gidelim. لِنَشْرَبِ الشَّاءِ çay içelim gibi kullanımı yine birinci şahısla ilgili kullanımlara örnek olarak görebiliyoruz. Şu ve şu 7 ve 8. cümleler. Bir de şurada bir örneğimiz var. Dikkat ederseniz dönelim. Yani haydi şunu yapalım anlamında bir vurgu var. Son olarak nehy-i gaib'i göreceğiz arkadaşlar. Nehy-i gaib adından anlaşılacağı gibi yine eril ve dişil üçüncü şahısları ilgilendiren ve muhatap, yani bu emre muhatap olacak olanların bir şey yapmamalarını istemek ya da yapmaktan alıkoymak için kullanılan bir kalıp ifadedir. Burada da muzari fiilin başına nehi lası yani yasaklayıcı la getirilir ve fiilin sonu meczum kılınır. Meczum dediğimiz zaman şu derhal anlaşılmalıdır arkadaşlar. Muzari fiilde meczum yukarıda gösterdiğimiz şekilde yalın olan fiillerde harekenin gitmesi, nakıs olan fiillerde hareke yerine harfin gitmesi, sonunda elif nun, val nun ya da ye nun olan kalıplarda nunun gitmesi, cem-i müennes'lerde de hiçbir değişikliğin olmaması anlaşılmalıdır. Yektubu fiilinden nehi kalıbı şu şekilde yapılıyor. La yektub, la yektuba, la yektubu, la tektub, la tektuba ve la yektubla şeklinde kullanılıyor. Dikkat ederseniz yektubu fiilinin başına la getirilip sonu mezun edilmekten başka herhangi bir değişiklik yok. Birkaç tane anlamıyla beraber verilen fiil var. Onları bir alıştırma anlamında çekmeniz gerekir. Konuyu pekiştirmek açısından. Muzaaf fiilin nehy-i gayb çekimi şu şekilde oluyor. Yukarıda başına kesreli bir lam getirerek emri gayb yaptığımızda sonuna ne oluyorsa burada da aynısı oluyor. Yine buralarda çözülebilir ve şeddeli kullanılabilir. Cem-i müennesle çözülmek zorunda. Diğerlerinde ise sadece nunun silinmesiyle yetinilmiş. La yakul, la yakula, la yakulu ecvese örnektir. Yine vallar gitmiş. La yebi'en. Yine ecvesi ya'iye bir örnek. Ve yağlar gitmiş. Burada vavın gittiğini ötreden anlıyoruz. Yağın gittiğini kesreden anlıyoruz. Mesela şurada da ecvefte buydu. Vavda yine nakısla vavın gittiğini giden harfin vav olduğunu ötreden anlıyoruz. Son harf gitmiş hatırlarsanız nakıs fiillerde fiil-i muzari bu şekilde meczum oluyordu. Şu ikisinde vavlar gitmiş ve bu giden harfin vav olduğunu da dammeden anlıyoruz. Burada giden harfin elif olduğunu eliften buradaki fethadan anlıyoruz. Yine mesela kesre gitseydi, kesre olsaydı giden harfin ya olduğunu anlayacaktık.
la yer mideki gibi. Burada nakısı ya'i olarak sadece yer dahi göstermiş. Ama muzarede de giden harf ya'dan dönüşmüş bir eliftir. Onun için iz olarak fetha kalmış. Eğer giden harf ye olsaydı iz olarak kesre kalacaktı. La yer mi gibi. Da, onu da yazmış olayım. Sadece müfred sırasını yazacağım. Bu şekilde dikkat edersiniz. Burada da ne gitmiş? Şu kesreden, şuradaki kesreden giden harfin Y olduğunu, şurada bir Y harfinin gittiğini anlamamız lazım. Birkaç örnek de görelim ve bitirelim dersimizi. La yedhul ahadun esna eddersi. Kimse ders esnasında içeri girmesin. La yadrib ba'dukum ba'dan. Birbirinizi dövmeyin. La tedhul el camiate seyyaratul ucrati. Üniversiteye hiçbir ticari taksi girmesin. La yesub ahadukum ahahul muslime. Hiçbiriniz Müslüman kardeşine sövmesin. La yense ahadun cevaze seferi. Hiç kimse pasaportunu unutmasın. Şurada şu notu verelim son olarak. Arkadaşlar, olumsuzluk edatları nekre bir isimle beraber kullanılınca genellik ifade ederler. Genellik ifade ederler. Dikkat ederseniz şurada ahadun nekireydi ve olumsuzluk edatından sonra gelmişti. Buna hiç kimse diye bir anlam verdik. La yesubbe ahadukum yine müfred ve nekire ama biz hiçbiriniz diye anlam verdik. Mesela şurada la yedhul ahadun aynı şekilde kimse ders esnasında içeri girmesin diye de ne yaptık? Bir anlam verdik. Bu anlamı nereden çıkardık? Tekrar ediyorum. Şuradaki olumsuzluk etatından sonra nekre bir ismin gelmesi bu anlamı vermemizde etkili oldu. Bugünlük dersimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.